Bu dersimizde meslek resim dersinin konularından olan alıştırma ve tolerans konusunun ikinci dersini işleyeceğiz. Bugünkü ders içeriğimiz alıştırma sistemleri, normal delik sistemleri, normal mil sistemleri ve tolerans değerlerinin çizelgelerden okunmasıdır. Alıştırma sistemleri. Belirli bir çapın ölçüsünü değiştirmeden iki parça arasında çeşitli boşluk ve sıkılıkta alıştırmalar yapmak mümkündür. Bu alıştırmaları yaparken ya milin ya da deliğin esas ölçüsünü sabit tutarak diğerini sapma değerleri sınırları içerisinde değiştirmek gerekmektedir. Böylece her çapa ait değişik geçmeler elde etmek mümkün olur. Bu iki çeşit uygulama ile meydana çıkan sistemlere normal delik sistemleri ve normal mil sistemleri denilmektedir. Normal delik sistemi. Farklı boşluk ve sıkılıkları elde etmek için miller sabit bir deliğe takılırlar. Delik ölçüsü sabit kabul edilerek istenilen boşluklu geçmeler için mil çapları küçültülür. Sıkı geçmeler elde etmek için ise mil çapları büyütülür. Bu resmimizde de normal delik sistemine göre bir alıştırma resmi verilmiştir. Burada delik kısmı taranmış ve mil kısmı da A harfinden ZC harfine kadar harflerle kademelendirilmiştir. Örneğin dişli çark ve millerin birbirine takılması durumunda mil dişli deliğine alıştırılmaya çalışıldığında normal delik sistemi kullanılır. Rulmanın iç bileziği bir mile takılırken mil deliğe alıştırılmaya çalışıldığında yine aynı şekilde normal delik sistemi kullanılır. Tolerans serbest geçme küçük H harfi ile sıkı geçme küçük P arasında olmaktadır. Normal mil sistemi. Normal mil sistemi ile herhangi bir çapa ait çeşitli geçmeler elde edilmek istenildiğinde milin esas ölçüsü sabit tutulur. Çeşitli sıkılık ve boşlukları elde etmek için delik ölçüsü büyütülür veya küçültülür. Bu sisteme normal mil sistemi denir. Bu sabit mile göre A'dan ZC'ye kadar çeşitli delikler ile istenilen sıkılık ve boşluklu geçmeler elde edilebilmektedir. Bu sistemde delik esas ölçüden büyük yapılırsa elde edilen geçmeler hareketli geçme yani boşluklu alıştırma olmaktadır. Delik esas ölçüden küçük yapılırsa hareketsiz geçme yani sıkı alıştırma olmaktadır. Delikler millere nazaran daha zor işlenirler. Milleri işlemek daha kolay olduğundan seri üretimde normal delik sistemi daha çok tercih edilmektedir. Bu resimde de normal mil sistemine göre bir alıştırma örneği verilmiştir. Burada mil ölçüsü sabit tutularak delik ölçüsü küçültülüp büyütülmektedir. Bunu bir örnekle açıklarsak, rulmanın dış bileziği bir yatağa takılacağı zaman delik rulmana alıştırılmaya çalışılacağından normal mil sistemi kullanılır. Toleransı şekilde de görüldüğü gibi milin tam başlangıç yerinde H, büyük H, serbest geçme ve P, sıkı geçme, büyük P harfi sıkı geçme arasında olmaktadır. Kaymalı bir yatakta ise burcun içindeki deliğe mil alıştırılırken burcun dış kısmı da gövdeye alıştırılacaktır. Bu durumda mil burç iç deliğine alıştırılırken normal delik sistemi uygulanır. Yani burada milin çap ölçüsü değiştirilir. Burcun dış kısmı gövdeye alıştırılırken ise normal mil sistemi kullanılır ve gövde iç çap ölçüsü değiştirilir. Tolerans alanları. Değişik özellikte
Alıştırma elde etmek için sıfır çizgisine göre tolerans değerlerinin bulunduğu yerler harflerle gösterilmiştir. Tolerans alanları çap grubuna ve kaliteye bağlı olarak dar veya geniş olabileceği gibi sıfır çizgisine yaklaşır veya uzaklaşırlar. İşte bu tolerans alanlarının sıfır çizgisine göre bulunduğu yerler A'dan ZC'ye kadar harflerle gösterilmiştir. Şimdi bu yukarıdaki şekli inceleyecek olursak bu bir normal mil sistemine göre alıştırmanın gösterildiği bir şekildir. Şimdi millere göre normal mil sistemine göre yapılan alıştırmalarda harfler büyük harf yazılmaktadır. A'dan ZC'ye kadar büyük harfle yazılmaktadır. Normal dilik sistemindeki bu harfler de yine A'dan ZC'ye kadar küçük harflerle yazılmaktadır. Bu şekilde gene sıfır çizgisi de görülmektedir. Buradaki alanlar sıfıra yaklaştıkça kalite artmaktadır. Yani burada verilen tolerans küçüldükçe malzemenin kalitesi artmaktadır. Bu şekli incelediğimizde şekildeki harfler sıfır çizgisine göre tolerans alanının değerlerinin bulunduğu yerleri göstermektedir. Bu tolerans alanları delik, mil çapına ve kaliteye bağlı olarak sıfır çizgisine yaklaşırlar veya uzaklaşırlar. Seçilecek olan alıştırmanın tespitinde parçanın bağıntılı hareketi, birbirine temas eden yerlerin uzunluğu, çalışma sıcaklığı, çalışma sistemleri ve benzeri bunların hepsi dikkate alınır. İmalatta mümkün olduğu kadar büyük toleransla çalışılmalıdır. Ancak büyük toleransın kaliteyi bozduğu da unutulmamalıdır. Bu şeklimizde de dış ölçüler yani millerin ISO tolerans alanının sıfır çizgisine göre yerleri gösterilmektedir. Az önce gördüğümüz şekil iç ölçüler deliklere ait olan bir resimde. Genellikle alıştırma sistemlerinde bazı faktörlerin göz önüne alınması gerekmektedir. Bu faktörler şunlardır. İşleme ve karşılık parçayla birleştirme olanakları. Takım ve mastarların sayısı ve cinsi. Bir de işleme giderleri gibi faktörleri göz önüne almak gerekmektedir. Alıştırmaların seçimi. Alıştırmaların seçiminde parçaların hareketi, birbirine temas eden yerlerin uzunluğu, çalışma sıcaklığı ve çalışma sistemleri dikkate alınmalıdır. Delikler millere göre daha zor işlenirler. Bu nedenle normal delik sistemi tercih edilmeli ve millerin de daha hassas işlenmesine çalışılmalıdır. Hemen yukarıdaki şekilde normal delik sistemine göre bir alıştırma resmi görülmektedir. Çap grupları ve tolerans kaliteleri. ISO kurumu tolerans sistemini 1 mm'den 500 mm'ye kadar olan çapları 13 grupta toplayıp standartlaştırmıştır. Parçaların birbiri üzerinde çalışma durumlarıyla ilgili olan toleransların değerlerine göre 500 mm'ye kadar olan ölçülerde 1 ile 18 arasında 20 çeşit tolerans kalitesi belirlenmiştir. ISO tolerans sisteminde mil ve deliklerin tolerans alanı ve bunların meydana getirdiği alıştırmalar çizelgeler halinde verilmiştir. TS2417'de sabit delik ve millerle bunlara uyan mil ve delikler gösterilmiştir. Ayrıca makine imalatında tavsiye edilen sıkı ve belirsiz alıştırmalar yukarıdaki şekilde de gösterilmiştir. Bu şekli incelediğimizde buradaki görülen büyük H7, H5, H8 gibi harfler ile küçük harfler vardır bir de burada bakın. Normal delik ve normal misliğinin altında R6, S6, R6, küçük J5. Bunların anlamları vardır. Bunlar birer semboldür. Buradaki büyük harfler delikleri ifade etmektedir. Küçük harfler de bize milleri ifade etmektedir. Şimdi bu alıştırma çeşidine göre bunların uygulanma alanları vardır. Sıkı alıştırmalar
dönmeye karşı ek tedbir almaksızın büyük döndürme momentinin iletilmesinde kullanılırlar. Örneğin dişli çark elemanlarında, kalın cidarlı burçlarda ve silindirik pimlerde kullanılırlar. Ayrıca yine dönmeye karşı ek tedbir almaksızın küçük momentlerin iletilmesinde ve ince cidarlı parçalarda da kullanılırlar. Örneğin yatak burçları. Belirsiz alıştırmaların da kullanıldığı yerler vardır, uygulandığı yerler. Bunlar nelerdir? Sıkı birleştirilmiş parçalarda ve ek tedbir alınarak moment iletiminde büyükçe bir kuvvet ile sökülebilen birleştirmelerde kullanılırlar. Örneğin silindirik pimlerde ve TS4209'a göre yüksüklerde kullanılırlar. Tam ortak merkezlik sağlayan hafif vurma veya kuvvetli itişle geçen parçalarda da kullanılırlar. Örneğin merkezleme flanşları, dişli çarklar ve kasnaklar gibi. İtildiğinde kayabilen parçalar için tam ortak merkezlik aranan parçalarda da kullanılırlar. Örneğin optik parçalar, değiştirilebilen delme yüksükleri, değiştirilen dişli çarklar, merkezleme flanşları, yüksek hassasiyetli dişli çark elemanlarında da bunlar kullanılırlar. Belirsiz alıştırmaların kullanıldığı diğer yerler, kaygan birleştirilmiş elemanlarda orta tamlıkta merkezleme fonksiyonlu perçin ve pimli birleştirmelerde kullanılırlar. Ayrıca az merkezleme fonksiyonlu perçin ve pimli birleştirmelerde de kullanılırlar. Bu tabloda da makine imalatında tavsiye edilen boşluklu alıştırmalar gösterilmiştir. Boşluklu alıştırmaların uygulandığı yerlerde şöyle kısaca açıklayalım. Dinamik hava yatakları ve sızdırmaz kaymalı yataklarda kullanılırlar. Sessiz çalışan, az boşluklu, yüksek hassasiyetle kaymalı yataklarda da kullanılırlar. Az boşluklu, ince tamlıklı, hassas kaymalı yataklarda, ince kayık kızak yataklarında ve optik parçalarda da kullanılırlar. Az boşluklu kaymalı yataklarda da kullanılırlar. Yüksek zorlamalı kaymalı yataklarda sökülebilen, kayabilen dişli çark elemanlarında kullanılırlar. Örneğin yatak burçları. Orta zorlanmalı kaymalı yataklarda ve az merkezleme fonksiyonlu kolay kayan birleştirmelerde kullanılırlar. Düşük zorlanmalı kaymalı yataklarda ve sert lehimle birleştirilecek parçalarda kullanılırlar. Sürekli sıcak ortamlardaki kaymalı yataklarda, sentetik malzemeden yapılmış yataklarda, az merkezleme fonksiyonlu perçin ve pimli birleştirmelerde, sert lehimle birleştirilecek parçalarda, yüzeyleri film şeridinde film şeklinde kaplanmasında mümkün olabilen anma ölçüsü 3 mm'nin üzerinde olan birleştirmelerde kullanırlar. Önemsiz kaymalı yataklarda, merkezleme fonksiyonsuz perçin ve pimli birleştirmelerde, yüzeyleri ince film şeklinde kaplanmasında mümkün olabilen anma ölçüsü 3 mm'nin üzerinde olan birleştirmelerde, büyük ve en küçük boşluklu önemsiz kaymalı yataklarda, merkezleme fonksiyonsuz perçinli ve pimli birleştirmelerde, ince film şeklindeki yüzeylerin kaplanmış birleştirmelerinde kullanılırlar. Tolerans değerlerinin çizelgelerden okunması. Buradaki şekilde ISO sisteminde kullanılan alıştırma dereceleri ve karşılıkları verilmiştir. Normal delik sisteminde 8 çeşit dış parça, yani delik kullanılmıştır. Bunlardan hassas alıştırma için en çok kullanılanları H6, yukarıdaki tabloda da sembolleriyle belirtilmiştir bunlar. Normal mil sisteminde ise yine 8 çeşit iç parça, yani mil seçilmiştir. Bunlardan da hassas alıştırma için en çok kullanılanları H5'tir. Küçük H5. Bu da yine yukarıdaki tabloda sembolleriyle belirlenmiştir. Bu tablo hassas alıştırma için verilen bir tablodur.
Bu tabloda da yine ISO sisteminde kullanılan alıştırma dereceleri ve karşılıklarından ince alıştırmalar için olan kısmı verilmiştir. Burada ince alıştırmalarda en çok kullanılan delikler için büyük H7 ve miller için de şekilde görüldüğü gibi küçük H6'dır. Bu tabloda da ISO sisteminde kullanılan alıştırma dereceleri ve karşılıklarından orta alıştırmalar ve kaba alıştırmalar kısmı görülmektedir. Bu tabloyu da incelediğimizde orta alıştırmalar için en çok kullanılan sembollü kısım delikler için büyük H8 ve kaba alıştırmalar için de büyük H11'dir. Hemen yan tarafta normal mil sistemi için olanlara bakalım. Burada da yine orta alıştırmalar için miller için küçük H8 ve küçük H9'dur. Kaba alıştırmalarda da yine miller için küçük H11 sembolleriyle belirtilmiştir bunlar. ISO alıştırmaları TS1845'e göre normal delik ve normal mil sistemleri için ayrı ayrı verilmiştir. Bu tablolar alıştırma sistemlerine göre sapma değerlerini belirten çizelgelerdir. Çizelgeleri şöyle bir incelersek, çizelgelerin sol tarafında anma boyutlarının bulunduğu çap grupları yer almaktadır. Hangi ölçünün sapma değerleri bulunacaksa önce ölçünün bulunduğu grup bulunur. Daha sonra çizelgenin üst kısmındaki mil ve buna geçen delikler sütunundan istenilen tolerans alanı ve kalitelerini gösteren semboller bulunur. Çap grubundan sağa ve tolerans kalitesinden aşağı doğru inilerek kesişme yerinde bulunan üst ve alt sapma değerleri okunur. Burada okunan değerlerden üst tarafta olanı üst sapma büyük harflerle ES veya küçük harflerle ES. Yani bunlar delikler için ve miller için olandır üst sapma değerleri. Alt tarafta olanı ise alt sapma büyük harflerle EI delikler için olan ve küçük harflerle de EI bu da miller için olan değerlerdir. Sapmalar çizelgelerde mikrometre cinsinden verilmiştir. Tolerans hesaplamaları yapılırken veya ölçülerin yanına sapma değerleri yazılırken bu değerler milimetreye çevrilmelidir. Ayrıca anma ölçüsü grupların başlangıç veya son ölçüsüne eşitse ölçü ilk görüldüğü gruptan alınmalıdır. Aşağıda verilen örneklerde çizelgelerde sapma değerlerinin bulunması daha iyi anlatılacaktır. Şimdi bu bahsettiğimiz örnekleri inceleyelim. Birinci örneğimiz anma ölçüsü 35 mm olan delik ve mil hassas alıştırılıp sıkı geçme olarak birlikte çalışacaklardır. Normal delik sistemine göre yapılan bu alıştırmada delik ve mil için hangi sembollerin kullanılacağını ve sapma değerlerini bulunuz. Şimdi bunun sapma değerlerini bulurken şöyle bir yol izliyoruz arkadaşlar. Öncelikle şekil aşağıda görülüyor. Şekilde normal delik sütununda aşağı inilirken hassas alıştırma sütununu buluyoruz. Şimdi bu tablonun bir parçasıdır bu. Bu tablonun parçasından H6'yı bulduk. Yani hassas alıştırma sütunundan sağa doğru ilerliyoruz ve ikisinin kesiştiği noktada deliğin sembolü bulunuyor. Şimdi hassas alıştırmayla deliğin kesiştiği nokta büyük H6'dır. Bunu bulduk. Yine normal delik sütununda aşağı inilirken sıkı geçme satırından sola doğru ilerlenerek kesişme noktasından bu sefer milin sembolünü buluyoruz. Bu da aşağıda görülüyor. Küçük n 5'e denk geliyor. Ve bunu gösterirken bunun anma ölçüsü 35'te
35 büyük harflerle H6 slash N5 şeklinde gösteriyoruz. Şimdi sembolleri bulduğumuz delik ve milin sapma değerleri normal delik sistemine ait şekilden buluyoruz. Diğer tabloları bu sefer kullanıyoruz. Anma çapı 35'te. Bunun çizelgenin en sonundaki çap grupların içerisinden 35'e denk gelen kısmı buluyoruz. Hemen bakalım çizelgeye. 30 ile 40 arası 35'i göstermektedir bize. Bu arayı tespit ediyoruz. Ve bu satırdan sağa doğru ilerlerken H6 sütunundan aşağı doğru iniyoruz. Yani H6 ile bunun kesiştiği noktaya bakıyoruz. Bu kesişme noktası bize deliği göstermektedir. Zaten H6'nın üstünde delik için yazıyor. Buradaki üst sapma değeri hemen yuvarlak içinde gösterdim orada. Artı 16'ya 0'dır. Yani buradaki üst sapma değeri artı 16 ve alt sapma değeri de delik için 0 olarak okunmaktadır. Biz bunu ne yapıyoruz? Daha sonra milimetreye çeviriyoruz. Yani buradaki 16 mikrometredir. Bunu milimetreye çevirirsek 0,016 milimetre oluyor. Hemen yine aynı satırdan ilerlerken bu sefer N5 sütunundan aşağı doğru iniyoruz. Çünkü az önceki tabloda sıkı geçmek için N5 bulmuştuk. N5 sütunundan aşağı doğru iniyoruz. Ve bu sefer de mil için olan değeri buluyoruz. Yine 30 ile 40'ın kesiştiği yer artı 28'e artı 17 orada yuvarlakla görülmektedir. Ve bunu da milimetreye çevirirsek 0,028, 17'yi çevirirsek 0,017. Yani bu geriye doğru 3 virgül kaydırıyoruz arkadaşlar. Bu da gösterilişi şekildeki gibidir. 35 hemen üstüne ve altına artı 0,028 ile artı 0,017 yazıyoruz. Evet arkadaşlar, bu ikinci soruyu da yaptığımızda bu delikler ve miller için hangi sembollerin kullanılacağı ve sapma değerlerinin tablodan nasıl bulunacağı konusunu daha iyi anlayacağız. Hemen örneğimize geçelim. Anma ölçüsü 60 mm olan delik ve mil ince alıştırılıp tutuk geçme olarak birlikte çalışacaklardır. Normal mil sistemine göre yapılan bu alıştırmada delik mil için hangi sembollerin kullanılacağını ve sapma değerlerini bulunuz. Şimdi bizim buradaki sorudan çıkaracağımız bazı hassas yerler var. Nedir bunlar? Bir kere bu tutuk geçme için, tutuk geçme olarak yapılacak. Bu tutuk geçmeyi bir kere kenara alıyoruz. Ve nasıl yapılacakmış? Normal mil sistemine göre yapılacakmış. Normal mil sistemine göre yapılacaksa hemen tablonun sarı renkli kısmına bakacağız. Hemen çözümüne geçelim. Bu aşağıdaki şekilde normal mil sistemi sütunundan ne yapıyoruz? Aşağı doğru iniyoruz. Ve burada tutuk geçme satırını buluyoruz. Tutuk geçme satırında da sağa doğru ilerlenerek kesişme noktasında deliğin sembolünü buluyoruz. K7. Bunu zaten tabloda işaretledim ben. Yine normal mil sütunundan aşağı inilirken bu sefer ince alıştırma satırından sağa doğru gelindiğinde hemen kesme noktasında milin sembolü bulunuyor. Bu da H6'dır. Bunu nasıl yazıyoruz? Anma ölçüsü 60 çarpı büyük K7, bu da bulduğumuz deliğin sembolü, slash milin sembolü de neydi? H6, küçük H6 şeklinde bunu gösteriyoruz. Şimdi sembollerini bulduğumuz delik ve milin sapma değerlerini normal mil sistemine ait şekillerden şöyle buluyoruz. Anma çapı 60 idi. Bunu hemen çizelgeden 60'lık kısma denk gelen yeri buluyoruz. Burada anma ölçüleri kısmından aşağı doğru inersek 50 ile 65 arasındadır 60 rakamı. Bu sütundan bakacağız şimdi. Bu satırdan sağa doğru ne yapıyoruz? İlerliyoruz ve delikler için bulduğumuz K7 sütunundan da
aşağı doğru geliyoruz. Bu iki sütunun kesiştiği yer bize deliğin üst sapma değerini ve alt sapma değerini vermektedir. Buradaki üst sapma değeri artı 9 ve alt sapma değeri de eksi 21 olarak görülmektedir. Bu değerleri tabii ki milimetreye çeviriyoruz. Artı 0,009'a eksi 0,021 olarak ölçünün yanına yazılmaktadır. Hemen yukarıda görülüyor bu nasıl yazıldığı. Yine aynı satırda ilerlerken H6 sütunundan aşağı doğru inilirse mil için üst sapma değeri 0, alt sapma değeri de eksi 19 olarak okunur ve bu da milimetreye çevrilir. 0 zaten 0'dır. Eksi 19'u da çevirirsek milimetreye 0,019 olarak ölçünün yanına yazılır. Hemen yandaki şekilde bu da görülmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toleranslarla ilgili bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.